attı herhalde değerli basınımız. Arkadaşlar, biz TÜMOP TTB'nin kadınlar olarak kadınları 1 Mayıs'a daha çok katılmaya, daha kitlesel katılmaya, daha örgütlü katılmaya çağırmak için yapacağımız basın açıklamasını DİSK'ten Devin Kızılöz arkadaş okuyacak. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Değerli basın ve mücadele arkadaşlar, güzel günler için kadınlar 1 Mayıs'a. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan, güzellikleri yaratan ve bütün biz kadınlar emek, eşitlik, adalet, laiklik, barış, demokrasi demek için, güzel günlerin sözünü vermek için 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele gününde alanlarda olacağımızı ilan ediyoruz. Kadınlara rağmen kadınlar aleyhine çıkartılan yasalara, kaç çocuk doğuracağımızı belirleyenlere, kadınlara ve LGBT'lilere yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, kadınların güvencesi çalıştırılmasına karşı güzel günlerin sözünü vermek, mücadelemizi tüm kadınlarla birlikte sokaklara taşımak için tüm kadınlar 1 Mayıs'ta bir araya geliyoruz. Kadınlar 1 Mayıs'ta eşitsizlikleri büyüten rejime karşı bir araya geliyor. İş, aş, ekmek için ev işlerinin toplumsallaştırılması, eşit işe eşit ücret ve sendikal haklar için emeğinin sömürülmesine yönelik tüm saldırılara karşı gücünü çoğaltmak için bir araya geliyor. Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir diyen kadınlar 1 Mayıs'ta alanlarda olacak. Güvencesiz ve esnek çalışmanın kadınların temel çalışma biçimi haline geldiği, kadın emeğinin yok sayıldığı bir ülkede emeğine, iş güvencesine sahip çıkan kadınlar 1 Mayıs'ta alanlarda olacak. Çocuk, yaşlı, engelli bakımının hayırseverlik, yardım başlıkları altında değil, toplumsal hizmet olarak verilmesi talep eden kadınlar 1 Mayıs'ta alanlarda olacak. İnsan hakkı ihlali ve suçu olan kadına yönelik şiddete karşı çıkmak ve kadın cinayetlerine dur demek için, çocuk istismarcılarına karşı kadınlar vardır diyebilmek için 1 Mayıs'ta alanlarda olacak. Savaşlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Savaşa hayır talebiyle meydanlara çıkan, özgürlük ve barış için mücadele eden kadınlar 1 Mayıs'ta alanlarda olacak. Kadınlar 1 Mayıs'ta alanlarda buluşacak. Eşitliği yok etmeye, emeğimizi görünmez kılmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Güzel günler göreceğiz kadınlar. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Yaşasın kadın mücadelemiz. Biz kez TÜMOP TTB'li kadınlar basına ve kamuoyuna duyurulur. Teşekkür ederim. Parti temsilcileri, kadın örgütleri temsilcileri var. Dilerlerse onlara da söz vereceğiz. Söz almak isteyen olursa, elini kaldırırsa biz de biliriz ve sözü ondan uzatabiliriz. Ama vekilimiz söz almak istediğini daha önce söylemişti. Şimdi ona veriyoruz. Değerli emekçi kadınlar, 1 Mayıs'ta zaten bir arada olacağız ama şimdiden hepimizin 1 Mayıs Dünya Emekçiler Günü kutlu olsun. Aslında 1 Mayıs'ta alanlarda olmak için biz kadınların birçok nedeni var. Emeği sömürülen kadınlar olarak 1 Mayıs'ta hep beraber alanlarda olacağız. Yok sayılan toplumun %50'sini oluşturmasına rağmen sesi, sözü, iradesi yok sayılan, gasp edilen, toplumdan izole edilmeye çalışılan, siyasetten, sosyal hayattan izole edilip dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen kadınlar olarak 1 Mayıs'ta olmak için nedenlerimiz var. Oluşturulan militarist savaş politikalarına karşı barışı getirebilecek, barışı savunabilecek, barışı örgütleyebilecek kadınlar olarak 1 Mayıs'ta kadınlar olarak alanlarda olmamız için nedenlerimiz var. Yine kadınlar olarak özellikle son dönemde artan kadına yönelik şiddet,
artan çocuk istismarlarına karşı alanlarda olmak için nedenlerimiz var. Yani kadın olarak aslında ilk köleleştirilen millet, ulus olan kadınlar olarak 1 Mayıs'ta alanlarda olmak için birçok nedenimiz var. Biz de Halkların Demokratik Partisi olarak eşit temsiliyeti ilke olarak kabul eden, kadınların her alanda, her yerde eşit olarak sesinin, sözünün söyleyebileceğini savunan bir parti olarak, yine eşit işe, eşit ücreti savunan, bunu kendine ilke edinen bir parti olarak 1 Mayıs'ta bizler ve bizimle beraber olan kadınlar olarak orada olacağız. Sesimizi yükseltmek için orada olacağız. Çünkü biliyoruz ki ideolojilerimiz de farklı bile olsa, dünyaya bakış açılarımız farklı olsa, başımız açık ya da kapalı olsa bile, mini etek giyiyor ya da olmuyor olsak bile, çok farklı milletlerden, çok farklı şehirlerden bir araya geliyor olsak bile, en nihayetinde varılan yerde hepimiz kadınız ve uğradığımız haksızlıklar hepsi aynı. Yok sayılıyoruz, sesimiz duyulmuyor. Sadece evde anne, kardeş ve kız çocuğu olarak tarif ediliyoruz. Kadın olduğumuzu, kadın olarak tarif edilmemiz gerektiğini haykırmak için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. En büyük emekçilerin görünmeyen, yok sayılan, tarihten bugüne kadar en büyük emekçi ama emeği hiç görülmeyen kadınlar olarak 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Biz inanıyoruz ki kadınların birleşik mücadelesiyle, kadınların bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak kadın kimliğiyle bir araya geldiği yerlerde demokrasiyi getirecekler de biz olacağız. Eşitliği, barışı getirecek olanlar da biz kadınlar olacağız. Ve 1 Mayıs'ta bütün kadınlar renklerimizle, farklılıklarımızla bunları haykıracağımıza inanıyoruz. Ve mutlaka biz kazanacağız. Kadınlar her yerde olduğu gibi güzelliği 1 Mayıs'a da getirecek. Kadınlar orada renkleriyle siyah beyazları renklere çevirecek, gök kuşaklarına çevirecek diye inanıyoruz. Şimdiden dediğim gibi bir arada olacağız ama şimdiden hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. El ele verip bize dayatılan bu yokluğu, bu tekliği, bu eşitsizliği hep beraber yıkacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten bu kadar kadının bir arada olması, bu kadar renklerle bir arada olmamız da bana ayrıca moral motivasyon verdi. Bir pazar günü. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederim.